Bu videoda hücre yüzeyi reseptörlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hücre yüzeyi reseptörleri bizim için oldukça önemlidir. Yazalım. Hücre yüzeyi reseptörleri. Çünkü dış dünya ile iletişim kurmamızı bunlar sağlar. Eğer onlar olmasaydı, hücre yüzeyi reseptörleri olmasaydı hücrelerimiz birlikte çalışamazdı ve bildiğimiz haldeki insan vücuduna şekil veremezlerdi. Hücre yüzeyi reseptörü temelde integral proteindir ve dış dünya ile iletişimde rol oynayan hücre zarına gömülüdür. Dış dünya ile iletişim kuran bir integral proteindir diyerek özetle özetleyerek buraya yazabiliriz. Bu da hiç yanlış olmaz, çok doğru bir tanım olur. Bu reseptörler şu şekilde çalışır. Vücudumuzda birçok sinyal molekülleri dolaşır. Bunlara hücre dışı sinyal molekülleri deniyor. Hücre dışı sinyal molekülleri çünkü hücrelerimizin dışında yer alıyorlar. Yani gayet basit. Bu dış taraftaki bölge hücrenin dışı olsun diyelim. Pembe bir sinyal molekülümüz olduğunu düşünelim. Bunu aklınızda daha iyi canlandırmanız için üçgen gibi gözüktüğünü söyleyebilirim. Gerçekte sinyal molekülleri tabii ki üçgene benzemez. Sinyal molekülleri birçok farklı türde şeylerden oluşabilir. Temelde başka bir kimyasal oluşuma bağlanan iyon veya molekül olabilir. Bunlara aynı zamanda ligand diyoruz arkadaşlar. Ligand. Ligand nörotransmitter, hormon ya da hücre tanıma molekülü gibi herhangi bir şey olabilir. Ligandlar hücre yüzeyi reseptörlerini tutunarak hücre içindeki değişiklikleri tetikler. Hücre yüzeyi reseptörlerini güzel bir maviyle buraya çizeceğim. Hatırlayalım, hücre yüzeyi reseptörlerinin integral protein olduğunu söylemiştik. Integral proteinler bütün hücre zarından geçen proteinlerdir. Mesela burada güzel bir integral proteinimiz var diyelim. Devamında ise bu ligand integral proteine bağlanacak. Tekrardan hücre zarımızda ortaya çıkan bu integral proteinde aslında güzel üçgen şekilli ligand'a bağlanacak. Aynen bunun gibi. Şimdi elimizde ligand reseptör kompleksi oluştu. Aslına bakarsanız burada süslü bir şekilde ligandımızla bellek reseptörünün bağ kurduğunu söylüyoruz, söylemiş oluyoruz. Bu bir kere olduğunda hücreye gerçekte ne yapması gerektiğini söyleyebilir. Hormonların nasıl işlev gördüğü, sinir uyarılarımızın nasıl çalıştığı, hücrelerin neden bölündüğü ve hücre ölümleri gibi şeyleri aslında açıklayabilir. Ayrıca hücrelerin neden bazı şeyleri içeri aldığını ve bazılarını almadığını da yani bu gibi sorulara da yanıt verebilir. Bunları da açıklayabilir. Daha büyük gerçek dünya uygulaması açısından bakarsak eğer, bu durum farmasötik ilaçları tasarlamada gerçekten önemlidir arkadaşlar. Aslında farmasötik ilaçlar büyük oranda hücre yüzey reseptörlerimizi hedef alır. Yani ilacın vücudumuzdaki etki etmesi eğer yani bunlara bağlı arkadaşlar. Bunlar bunları etki e, etkilemek üzere yapılıyor ilaçlar. Bu aslında bazı ilaçların belirli hücrelere hedef almasının da temel sebebidir. Mesela bazı ilaçlar yalnızca karaciğerlerinize hedef alırken bazıları kalbinize hedefleyebilir diyelim. Bunun sebebi ise farklı hücrelerin farklı reseptörleri olmasıdır. Bu reseptörler farklı şeylere bağlanabilir. Bütün bu bağlanma ve hücreye aktarma süreci için bir isim kullanıyoruz. O da şu sinyal transdüksiyonu sinyal transdüksiyonu Hücre dışı molekül aynı zamanda bu bizim ligandımız sinyal transdüksiyonu sırasında hücre yüzeyi reseptörümüze bağlanır. Ve bu reseptör proteinleri sonradan hücre içi tepkimeye neden olur. Bağlanmadan sonra bu duruma artık hücre içi tepkisi denilir. Bu reseptör proteine bağlanır ve bu durumda proteinin onayı değiştirmesine sebep olur. Ki bu da sonradan hücre içi sinyal proteinlerini, hücrenin hücre içi kısmındaki proteinlerini aktifleştirir. Bu durum hücremizin davranışını değiştirecek protein sinyallerinin bir kademesini aktifleştirir. Şimdi gerçekten kulağa biraz karışık geliyor bunun farkındayım. Ama öyle değil. Şöyle bakın arkadaşlar temelde çalışma şeklini şöyle özetleyeyim daha basit olacak. Bizim orijinal bir sinyalimiz var tamam mı? O da nedir? O da ligand. Hatırlayalım ligand bir hormon veya nörotransmitter gibi bir şey olabilir demiştik. Bu orijinal sinyal iletir ve bir proteine bağlanır. Tamam buraya kadar o orijinal sinyal iletir ve bir proteine bağlanır. O protein bağlandığı protein yani. O protein hücre içindeki diğer proteinlere neler olup bittiğini anlatır. Toplar böyle arkadaşlar der. Öyle oluyor, böyle oluyor, şöyle oluyor vücutta. Bu sinyal hücrenin özel bir işlev görmesine neden olarak hücre boyunca yayılır. Tamam mı? Sinyal hücre boyunca yayılıyor. Şimdi bunu çizdiğimiz resimde görebileceksiniz. Ligandımız için gerçekten belirli bir şekil çizdik. Üçgen seçtik. Üçgeni seçme nedenim çizimin kolay olması başka bir şey değil. Ama bu üçgen aslında üçgen şeklinde boşluğu olan çizdiğim proteine tamamen uyuyor. Aslında bu çok önemli. Her bir reseptör ayrı ayrı önem taşıyor. Bunlar sadece birkaç türe bağlanabilir ve genelde yalnızca tek bir tür liganda bağlanır. Yani buradaki reseptörümüz yalnızca şu belirli olan pembe üçgen liganda bağlanabilir. Bellek reseptörleri vücudumuzun ve hücrelerin bilgi transferini sağlar ve bu konuda oldukça özgün olabilir. Bu epey önemli çünkü vücudumuzun bir hormon e, salgıladığı e, hallerde hormon tüm kan dolaşımımızda dolaşır. Pankreasımız hormonun kendisi için olduğunu nasıl bilecek, anlayacak? Ve nasıl olur da kalp hücrelerimiz örneğin buna tepki vermez? Bu der ki bu pankreasa ben buna karışmayayım. İşte sebebi bu. Hücre yüzeyi reseptörleri belirli ligand türleri için oldukça belirli tercihleri olacak şekilde e, şekillenirler, değil mi? Yani e, buna biz ne diyorduk? Anahtar kilit modeli diyoruz. Yani her kilidin bir anahtarı var gibi. Öyle düşünün. Ligandımızın anahtar, reseptör proteinimizin de kilit olduğunu düşünelim. Bir kilit olarak reseptör proteinimiz açılması için belli bir çeşit anahtara ihtiyaç duyar, değil mi? Nasıl? Her kilidi bir anahtar açıyorsa. Değil mi? Bunu tıpkı anahtarlarımızda posta kutumuzun, arabamızın veya ön kapımızın ayrı ayrı anahtarlarının olması gibi düşünebiliriz. Bu anahtarların her biri farklı bir şey yapar ve farklı bir kilidi açar. Hücrelerimiz de bir nevi bu şekilde çalışır. Bunun nispeten eski bir model olduğunu söylemeliyim. Daha güncel modelimizin adı dizil örnek ya da diğer adıyla kilit anahtar kuramı. Aslında bu iki model oldukça benzer. Ligantların ve hücre yüzeyi reseptörlerinin oldukça belirli şekilleri var demek yerine dizil örnek dediğimizde duruma biraz daha esneklik getiriyoruz. Ligantlar ve hücre yüzeyi reseptörleri bazen onay değiştirebiliyor. Bunu hamurun o yumuşak yapısına benzetebiliriz. Bu sayede birbirlerine uyabiliyorlar. Genel olarak hala bir sürü yeni hücre yüzeyi reseptörü keşfi yapılıyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla hücre yüzeyi reseptörlerini 3 büyük grupta toplayabiliriz. İlk grup ligand kapılı iyon kanalları. ikinci grup G protein bağlı reseptörler. Son olarak da üçüncü grup enzim bağlı reseptörler. Özet olarak hücre zarımızda çok önemli hücre yüzeyi reseptörleri bulunuyor. Bunlar hücrelerimizin dış dünyayla iletişimini sağlayan integral proteinler. Bu integral proteinlerin bellek reseptörlerinin çalıştığı süreç şöyle. Bir iyon veya molekül olabilen ligandımız var sinyal transdüksiyonu denilen bir sürece neden olan integral proteinimize bağlanır ve sinyal transdüksiyonu temelde bizim orijinal sinyalimiz veya ligandımızın farklı proteinler olarak hücre boyunca yayılması demek oluyor. Farklı proteinler aktifleştirildiği için hücre içi tepkiye neden olur. Ligantlar ve bellek reseptörlerinin belirli bir uyumu vardır. Sadece belirli ligandlar belirli hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanabilir ve biz buna anahtar kilit diyoruz. Daha güncel adı ise dizil örnek. Bu kuramda ligandlar ve bellek reseptörleri biraz daha esnek tıpkı hamur gibi bir araya geldiklerinde aslında onay değiştiriyorlar. Şimdiye kadar bildiğimiz bütün hücre yüzeyi reseptörleri 3 ana grupta toplanıyor. Ligand kapılı iyon kanalları, G protein bağlı reseptörler ve enzim bağlı reseptörler. İşte budur.